Oğlum gel ya. Şu pırpırlarına sahip çık. Üstüme sıçı var ha. Şansım açılır Dursun Çavuş. Daha ne istiyorsun? Ya şansım nasıl açılır? Beni kenefe çevirdiler yahu. Dursun Çavuş, bağ mı? Var, var. Sağ ol amca. Dursun Çavuş. Bak hele bak. Bana yine gül yollamış. Bana bak Dursun Çavuş. Senin başımın üstünde yerin var. Ama o oğluna söyle kızımın peşini bıraksın. Bu defa reise demeyeceğim. Haberin olsun. Duyarsa dünyayı başına yıkar. Sonra söylemedi deme ha. Yani konuşmasına konuşurum ben de. Delikanlıdır işte. Öyle bir bakalım. Bakalım sözümü dinleyeceğim. Ne demek o? Sen o evde bostan korkulu musun? Benden söylemesi. O kadar. Zaten bir boka yaramıyor. Bari başıma bela olma. Sevdiğim Şirin, ıslak karanfil renginin tenalığını buldum günden beri. Her daim biraz daha yakın. Büyük ve derin anımsıyorum seni. Cezalanmış engel ekilen değildim. Ne ettiniz la? Bitti mi postalar? Yine bir yanlışlık neyim yapmadınız herhalde. Çavuşum, bu faturalardan dolayı millet yakına geldi. Herkes bize kullanır. Ayda iki fatura gelir mi diyor. Yahu belediye makbuzu bize gönderir. Millet sanır para bizim cebe girer. O verirken düşüneceklerdi. Vallahi çavuşum hep çek verdik. Ya siz böyle hep konuşup durursunuz. Hadi hadi dağılın. Ha bak sabahleyin kimse geç kalmasın ha. Allah Allah. Alo. Alo. Bak hele ben Dursun Bey ile görüşeceğim. Server sen misin? Ne? Ana Harun sen misin? Benim. Ne oldu? Hayırdır? Hayır hayır ne olsun. Şey diyeceğim. Akşama ne yemek istiyorsun? Hele de bakım ona göre yapacağım. İyi ki bir telefon bağlattık eve ha. Her zaman canın sıkılır beni ararsın. Hadi meşgul etme. Akşama böyle bir pimpirim cacık ki. Bir de tırşık yap. Tamam hadi kapat ol. La be... Ana herif gitti. Bu sene de kızımız gelir, başkan yardımcılığı koltuğuna oturur artık. Hiç sanmıyorum baba. Başka planlarım var. Hiç. Ne plan olacakmış ki? Hem yaşı da geldi artık. Görücülerin biri gelir, biri gider. Paşa oğulları mı desem, ağa oğulları mı desem? Anne, sırf ağa diye... Ayının tekiyle evlenmem ben. Ne diyorsun kızım? Ya baba ya, ben evlenmek istemiyorum. Biliyorsun üniversite okuyacağım. Yahu kızım, Adıyaman'da üniversite vardı da göndermedik mi? Na yok işte. Vallahi sana sözüm olsun, önümüzdeki sene Ankara'da meclise giriyorum. İlk işim gelip Adıyaman'a bir üniversite yaptırmak olacak. Tam evin karşısına. Canın sıkıldığında git oku, canın sıkıldığında gel evine otur. Babacığım, sana hiç zahmet olmasın. Ben tek tek bana göre olan İstanbul ve Ankara'daki üniversiteleri buldum. Yahu kızım, ben okuduğumda mı reis oldum? Bu bizim aile geleneğimiz. Bizim atalarımız ağaydı,
Ben aga oldum. Benim babam reis idi, ben reis oldum. Bu bizim aile mesleğimiz. He. Bilir misiniz, sizi neden bu kadar çok severim? Çünkü ikiniz de çok komiksiniz. Armut iyiymiş ha. Abi sen, ne bakarsın öyle aval aval? Ne baba? Zıkkımın kökü. Ne? Canın çekiyor herhalde. Yok. De hadi sofraya, hadi yemek yiyelim, hadi. Geç oğlum, geç, 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 geç. Ya hatun, hani pimpirim cacıkı? Ne pimpirimi? Yahu sen bana bugün telefon açmadın. Akşama ne yapalım diye sormadın. Sordum. Hani nerede pimpirim cacıkı? Ya erzak yok ha, nasıl yapalım? Hatun sen manyaksın. O zaman ne sorun ne yapalım diye? Ya sosyete karılar öyle yapormuş. Sabah erlerine telefon çekiyor, akşama ne yapalım diye sorormuş. Yahu sosyete karıları öyle yaporsa sana ne olur? Hadi hadi zıkkımlanın zıkkımlanın. Hadi dinlenek sonra hadi. Ne bakın da var gibi. Azgın herif. Ula damda gezen mart pislikleri gibi mav mav dolanıyor ha. Üstüne bir tane daha getireyim de gel bakalım o zaman. Koleydi getir bakın. Yok yok. Bu böyle olmaz. Ben ne edeceğimi bilmem. Tövbe yarabbim. Git bak bakayım çocuklar uyumuş mu hadi. Belki bir zıkkım ağacının altında buluşuruk. Çiçeği pembe, kökü acı. O zaman rahata kavuşuruk. Nedir bu derdin ilacı? Sağlam bir sopadır. Baba. Bu ne ola? Şiir baba. Ağanın kızına şiir yazmaya utanma. Niye? Ağanın kızına şiir yazmak ayıp mı ki? Yok, değil. Oğlum, insan babasıyla mı göndertir mektubu? Ben postaya vermişim. Hayvan eti yemiş. Bir de cevap verir. Gel sıvar hadi. Daha bir sürü işimiz var. Hadi hadi. Ben biliyorum ne işiniz var. Sen şiir yazmaktan başka ne biliyorsun? Ha? Gel hadi gel gel. Bana bak abicen. Bir daha seni ağanın kızının etrafında görürsem... ...senin o bacaklarını koparır atarım. Seni şu mahalleden gözümüne vallahi iplerle bağlarım ona göre ha. Çabuk yap yum gözlerini. Daha çok işim vardır ha.